Merhaba. Kötü adam oynamanın bir handikapı var. O da şu. Bazı izleyenler aktörle o kötü adam karakterini öyle bir ödeşleştiriyor ki sanki aktörün kendisi kötüymüş gibi eleştiri yapabiliyorlar. Halbuki oyuncu sete gittiğinde ya da tiyatro sahnesine çıktığında kostümünü giyer gibi o kötü adam karakterine bürünür. Sonra oyun bittiğinde ya da set bittiğinde oyuncu da kostümünü çıkarır, karakterini orada bırakır ve kendi adıyla yani ben Bülent Ergün olarak hayatıma devam ederim. Ne mutlu bana ki insanlar gerçekten beni Raşit olarak görebiliyorlar. Ancak o bir karakter. Ayrıca keşke etrafımızda, dünyamızda Raşitler olmasaydı. Ama maalesef var. Biz de bize verilen rolü en iyi şekilde canlandırmakla mükellefiz. Hepinize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.